lights me up. Videoma hoş geldiniz. Yine güzel bir gün. Sanki bir önceki günden çok az daha böyle sıcaklık az gibi ama güzel bir güne başladık. Benim başlayalı çok oldu da güne çocukların uyanmasını beklerken dedim ki bugün A101'in aktüel günü. Gideyim bir tur atayım. Bu arada da çocuklar uyanmış olur. Aslında bir ihtiyacım pek yoktu. Bir kaşar peynirim bitmişti. Kaşar peyniri alırım dedim. Benim çocuklarım kahvaltıda öyle domates, peynir, zeytin yiyen kişiler değil. O yüzden onları hep böyle hani pişi, pastırmalı yumurta, sucuklu yumurta, ne bileyim pizza, börek, çörek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün de onlar dedim domates, peynir tüketmiyorlar, sebzeli pizza yapayım diye düşündüm. Onlara biraz sonra sebzeli pizza hazırlayacağım. O yüzden de kaşarım yoktu. Kaşar aldım. Gitmişken de kuş lokumu aldım. Şu yumuşak şekerleri seviyorum kahvenin yanında. Kahve aldım. Sarımsak ezici aldım. Daha önce vardı, bundan attım, kullanamadım. Daha büyüktü. Bu biraz daha küçük geldi şeyi. Haznesi. Bir deneyeceğim bakalım. 5 lira gibi bir şeydi. 4.95 mi? Öyle bir şeydi fiyatı da. Bir de şöyle bir şey aldım. Aslında ben bunu önüne bakmamışım. Takı içinmiş bu ama ben bunu mutfakta kullanmak için aldım. Şöyle bir organizer. Dörtlü. Böyle böyle açılıyor. Yani yıkayacağım bunu mutfakta şey olarak düşündüm. Kahvenin yanına işte şeker, lokum, minik kurabiye, çikolata, tabi yazın çikolata olmaz da o tarz şeyleri koyarım diye düşünmüştüm. Kutusuna baktım takı içinmiş ama ben gene de o amaçla kullanacağım. Bakalım kullanışlı olacak mı? Kullanışlı olmazsa ben de takılarımı falan koyarım, incik cincik bir şeyler koyarım. Düğme, makara, yani her amaçla kullanılabilir diye düşündüm. Yıkayayım bunları, diğer aldıklarımı da yerleştireyim. Çocuklarım uyanmaya başladı, onlara kahvaltı hazırlayayım. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Kahve keyfi yapıyordum. Şimdi yeşil çay içiyorum. Yeşil çaya da bir türlü alışamadım ya. İçine limonla diyorlar, bilmem neyle diyorlar ama şöyle koyayım şunu. Bilmiyorum. Şeyler var. Koklayayım. Ne onun adı? Aromalılar var, sallamalardan, doğadan da falan var ama demleme tabii ki onun yerini alamaz. Ters söyledim. Demleme gibi olmaz. Demlemenin de bu ot kokusunu sevmiyorum maalesef. Günde 3 fincan diyor ama şunu içersen bugün iyidir gene. Afiyet olsun bana. Bugün hiçbir işimi bitiremedim. Her şeyim yarım yamalak duruyor. Hiçbir şey de anlamadım.
Akşam üzeri olmak üzere. Sular da akmıyor. Çocuklar, işlerim yarım kaldı. Çocuklar da acıkmış. Onlara biraz tavuklu pilav yapayım dedim. Ay, her taraf dağınık duruyor. Neden böyle oldu bugün anlamadım. Annem de bahçeden domates getirmiş. Birazcık onları bir yıkayayım. Sularımız nihayet geldi. Meğersem belediyeden yanlışlıkla yukarıdaki daire satılmış bizi. Onun sayacını bağlarlarken bütün apartmanın sularını kesmişler. Biz de bekliyoruz burada su gelecek diye. Öğlenden beri beyaz çamaşırlarım makinede. Yumurtalarım da gelmiş. Bunlar gezen tavuk yumurtası. Bunları hemen yerleştireyim. İşlerime başlayayım artık. Çok şükür yemeklerimizi yedik. Mutfağımızı topladık. Şimdi çayım da demlendi. Hatta eşim içmeye başladı da ben de artık içeyim bir bardak. Tencerede sıcak ocağın üzerinde duruyor. Artık onu yatarken kaplarını değiştiririm. Şimdi günün yorgunluğuna kısa bir çay molası. You told me honestly that you were into me. Guess you're not. Gelmeye de pek niyetleri yok. Saat kaç oldu? 9'u geçti. Hala dışarıdalar. Sürekli parka gelip onları kontrol ediyor. Evin önü de olsa. Şimdi artık içeriye alayım onları. İyi, tamam. Hadi o bay bay. Sen niye geldin? Siz olmayan. Saat kaç oldu? 8'i geçti. 9'u geçti mi? Bilmiyorum ki. Bak bir. Çok bir şey yapmasam da yine de yoruldum. Bir gün daha bitirdik. Saat 11'e geldi. Benim de uykum geldi. Nedense bu saatlerde bir böyle uykum geliyor gibi oluyor. 10-11 arasında. Sonra biraz gidiyor uyku. Uyuyacağım diye cebelleşiyorum. Bu sıralar pek kitaplarımı okuyamadım. Kitaplarım yarım duruyor. İki tane başladığım kitap vardı. Gündüzleri fırsatım olmuyor. Okullar açık olunca daha fazla gündüzleri okuyabiliyorum. Şu anda pek okuyamıyorum. Örgülerim de yarım duruyor. Yani birçok işim yarım kalıyor yazın. Neden böyle oluyor hiç anlamış değilim. Allah, hiç elimde işe değmiyor. Yani bütün gün nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Ev işi yaparken, bak çamaşırlarımı makineye attım, çalıştırmayı unuttum. Eyvah. Şimdi aklıma geliyor. Ay, onları çalıştıracağım. Artık sabah çalıştırayım bari. Bu saatten sonra bir de asması var onları. Bu saatte de biri sesi duyuyor musun? Saat 11. Ne yapıyorlar acaba dışarıda? Merak ettim. Bu saatte.
Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Bu gürültüyle bir kapanış yapayım size. Sesim geliyor mu? İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Videomu beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.